Merhaba arkadaşlar. Bugün program yeni bir video formatıyla karşınızdayız. Melih ve Mert'le birlikteyim. Bu formatta ne olacak peki? Bir konu ortaya atacağız. O konu hakkında özellikle yazılımcı dünyası ilgili olacak tabii o. Ben burada halkın yüzünü temsil edeceğim. Mert ve Melih de yazılımcı dünyasını temsil eden aramızda. İsterseniz ya Melih'i gerçi biliyorsunuz. Ben fen bilgisi öğretmeniyim. Yazılımla yüzümü dönmüş ama pek de ilerleyememiş biriyim. Defalarca denedim ama hep işte zamansızlık, şu bu yalanlar filan. O yüzden beceremedim. Ama Mert'ten bir dinleyelim. Mert, ne yapıyorsun? Selam, ben Melih abinin daha önce çalıştığı bir şirket vardı, belki kanalda bahsetmiştir kendisi. Kaampli'de çalışıyorum şu anda. JavaScript geliştirici olarak çalışıyorum. Şu an Kaampli'de birinci senemde olmak üzere. 23 yaşındayım. Yaklaşık 5 senedir yazılım geliştirici üzerine çalışmalar yapıyorum. Çok güzel. Melih sen ne yapıyorsun son zamanlarda? En son neredesin? Ya ben en son kanala geçen hafta video çektim işte. Yani en son oradaydım. Evet, nerede çalışıyorsun şu an? Şu an daha yeni iş değiştirdim. Fortanix diye bir güvenlik şirketi deyince de böyle sanki şey hani sitelere, apartmanlara güvenlik veriyormuş gibi. Bulut güvenliği yapan bir şirketteyim. Eindhoven'da, Hollanda'da. Kanalda videolara ara vermemin nedeni oydu işte. İş değiştirdim, ev değiştirdim, ülke değiştirdim. Bir Zor kendini oldu. değiştiremedin. Onu da yaparsan. Saçımı kestim ya. Ha, o da var evet biraz. Bir değişiklik var evet pardon yani şey. Yani. Biraz kadın kanallarına göz kırptın gibi burada sanki hani böyle bir saçımı kestim fark etmedim muhabbeti oldu ama neyse Yani zaten Ersin hiç fark hadi. etmiyorsun. Bu Ya konuda çok. her yere bir göz kırpıyorsun selam veriyorsun Melih olmuyor böyle. Öyle öyle. Kanalın takipçisini arttırmamız lazım. Gerçi 1500'ü geçti şu an. Evet, Mert de makyaj yaparsa tam olur. Ben saçımı değiştiremiyorum malum sebeplerden. Makyaj da çok gitmiyor. Yani şey yapalım Makyaj da çok hallederiz. gitmiyor derken. Yani gördünüz mü benim zaten saçlarım hep senin şu anki halin gibi. Daha hatta daha az. Yani o yüzden bu konulara Senin giremiyorum. saç hallerini biliyorum canım. Neyse şey formatı nasıl yapacağız? Şimdi Ersin sen bahsettin Evet, biraz şimdi ama. ya format şöyle bugünkü konumuz ne açıkçası ona gidelim. Bugünkü konumuz yazılımcılara sorulan ama yazılımcıların gıcık olduğu sorular. Yani sizlerden birkaç tane de soru aldım. Nelere gıcık oluyorsunuz diye sordum. Ben bunları sorarken bile bana gıcık olduğunuzu düşündüm gerçi ama olsun. Özellikle Mert biraz zorlandığı soruları vermekte. Sanırım o daha çok gıcık oldu bu Ama sorularıma. bence Mert herhalde hiçbir soruya gıcık olmuyor. Hani sorduğumuzda hiç böyle bir tepki vermedi. Yani hangi sorulara Sallamadı gıcık ben herhalde gıcık oldu diye düşündüm ama pek oluyorsun yani dedik. şey yapamadım yani hani çok da senin kadar uzun tanımıyorum yani Mert'i o yüzden Ya bu arada bir hemen aklımdayken bir şey söyleyeyim de evet. kanalla ilgili. Ben hep senle birlikte daha önce video çekiyorduk biliyorsun. Karşılıklı ders anlatıyordum. Sonra ara ara da normal eğitim videoları çekiyordum. Şimdi gene onları devam etmeye çalışacağım. 2 haftada bir, haftada bir belki artık ne zaman vakit bulursam ama Mert'in de dahil olmasıyla şimdi Recep diye bir arkadaş var. O bu akşam gelemedi. O da dahil olacak. Biraz daha böyle şey sosyal içerikli mi denir artık bu konuşmaya yönelik. Mesela Recep Prag'da yaşıyor. Ben Hollanda'ya geldim. Mert Ankara'da ama full remote çalışıyor. Yani işte ilerleyen videolarda şey de çekebiliriz. Yurt dışında nasıl iş buluruz? Mülakat süreçleri nedir? Remote nasıl çalışılıyor? Evet. Falan filan gibi. Gerçi şu an herkes remote çalışıyor bu korona yüzünden ama Ya şu hani an ben bile remote çalışıyorum yani. evet, yani tam böyle hani remote iş görüşmesi nasıl oluyor mesela hani o konulardan. Çünkü insanlar remote çalışıyor ama normal iş görüşmesi yapmış oluyorlar şu ana kadar. Yani bunlardan da bahsedeceğiz. O yüzden takip edin. Kanalımızı takip edin. Kanalı takip edin. Çana basın falan mı diyorduk? Öyle bir şey. Söylüyorduk. Evet yani bildirimleri almak istiyorsak. Evet, sorulara başlayayım mı? Mert, hazır mıyız? Evet. Ben Var de mı bakayım. senin de bir duyurun kendi adına? Ankara'da hayat nasıl? Yani karantina süreci bildiğiniz gibi. Bugün de yasağın son günü. Sokağa çıkma yasağının. Ankara bildiğiniz gibi ya da bilenlerin bildiği gibi. Yarın deliler gibi sokakta yine Evet, herkes. öyle oluyor genelde. İlk soruma başlıyorum. Bugün başlasam ne kadar sürede yazılımcı olurum?
Evet. Ben mi başlayayım? Kim başlasın? Mert. Sen başlıyorsun abi. Tamam. Evet. Ne kadar sürede yazımcı olurum Mert? Sana sorayım. Ben mi? Evet. Yani aslında yazılımcı olmak çok... Niye gıcık olduğunu konuşabiliriz. Yani evet, evet zaten. Hayır, buna cevap verme zaten. Yine bak. Yine refleksle buna cevap veriyor. Ne kadar ya, sıkıda yazılımcı olurum Mert. Yani hani şu an bana neden gıcık oldun sen? Yani ben bunu sordum sana. Ne bileyim. Yani mesela biri yani bana ne kadar sürede öğretmen olurum dese 4 yıl derim, geçerim yani. Çok gıcık olmam. Sorulara yönelik bakış açım benim şu şekilde. Facebook gruplarında ya da Twitter'da nasıl soru sorulması gerektiğini bilmeyen bir kitle epeyce çok mevcut. Ancak bunların arasında gerçekten öğrenmeye hevesli insanlar da mevcut. Gelen sorulara çok fevri bir şekilde, çok acımasızca yapılan yorumlar bu insanları biz fark etmeden soyutlaştırılmasına da neden olabiliyor. Bu yüzden bu tür mecralarda bir şey konuşmadan önce hani bir 3 kez falan düşünmeye çalışıyorum ki bu videoyu izleyenler de olacaktır bu yeni başlayan arkadaşlar arasında ve onların heveslerini kırmak istemiyorum açıkçası. Birisine soru sorarken çekinmelerini ya da kaygı duymalarından endişeleniyorum daha çok. Ama biraz daha kendilerini nasıl geliştirebilir bu insanlar diye biraz daha yapıcı bir şekilde ben de aklıma gelenleri söylemeye çalışacağım. Bu durgunluğumun nedeni bu yani. Biraz daha dikkatli seçmeye çalışıyorum kelimelerimi. Çünkü ben biraz daha hassasım insanlarla iletişim kurmada. Biraz daha kendi içime kapanık birisiyim ve öğrenme sürecinde birçok şey yaşadım. O yüzden biraz daha empati kuruyorum ben. Halbuki yazılımcılar çok dışa dönük insanlar. Yani çok sosyal insanlar. Yani. Her yerde gayet hep ön planda, dikkat çeken, hani böyle kitleleri arkasından sürükleyen diyebilir miyiz yazılımcılar için? Öyle. Genelde liderler zaten yazılımcılardan çıkar biliyorsun. Tabii tabii. Yani baktığınızda Trump mesela bütün dillere çok hakim. Evet. Yani şey yapar. Evet Melih. Ya ne kadar sürede yazılımcı olurum dediğimde neden gıcık oluyorsun bana? Ya çünkü bu çok birincisi yani birisi bana ne kadar sürede yazılımcı oluyorum diyorsa bence yazılımcı olmayı gerçekten istemiyordur diye düşünüyorum. Çünkü yani Mert'in dediği gibi çok soruyla karşılaşıyoruz. İşte sosyal medyadan, özelden işte yazıyorlar, LinkedIn'den yazıyorlar falan. Sorudan adamın bu işe ne kadar meraklı olduğunu anlıyorsun. Yani hani birileri başlamış oluyor, işe başlamış oluyor ve bir yerde takıldığı için sana soruyor. O adama diyorsun ki tamam hani bu olacak zaten hani uğraşıyor ama şimdi hiç başlamamış. Eski iş yerinde bir arkadaşım vardı hani başka bir alanda çalışıyordu. Sürekli böyle yazılımcı olmak istiyordu. Geliyordu işte ben yazılımcı olacağım, başlayacağım falan filan. Olmayacağım diyordum. 10 yıl geçti olmadı. Yani hani ben mi kırdım hevesini? Hayır. Şimdi çünkü inşallah hiç başlamadı o. Evet ya. Sordu sadece. Sordu sadece. Şimdi burada şey geliyor insanlar hani net bir cevap istiyor işte. 3 ayda başla, Udemy'den başla. 3 ay sonra ne olursun? Yani çok zekidir. Olan da olur. Yani ona bir şey demiyorum ama bunun bir süresi yok. Herkesin öğrenme şekli farklı. Herkesin kapasitesi farklı. Yani o yüzden çok... Ama öğrenip de biten bir şey değil ki zaten. Hani, aynen. Devamlı da öğrenmiş. Yani. Ya, ama adam acaba şey mi düşünüyor? Cebinde 3 aylık maaşı var. Aynen aynen. İşi bıraksam 3 ayda öğrenip hemen paraya dönüştürebilir miyim öğrendiğimi? Ya, acaba öyle, öyle diyenler var. Bir arkadaş mesela 35-36 yaşındaydı. Hani işi bıraksam başlasam ne kadar da öğrenirim falan diye. Ya, muhtemelen o daha çabuk öğrenir. Hani çünkü üstünde stres olacak. İşi bırakınca mecbur öğrenmek zorunda kalacak. Kriz anlarında daha iyi olur büyük ihtimal böyle öğrenme işleri ama dedi yani bir süre veremiyor musunuz yani? Kısaca ona mı geliyoruz yani? Yok nedir bence onun bir süresi olur yok zaten. Nedir? Ya sana 6 ay olur falan diyor. 6 ay bana... Yok ben 20 yıldır uğraşıyorum neredeyse. Çok işte yok, değil yani mi? Ben şey... de soranlardan, biraz da uğraşanlardan ama pek beceremeyenlerden. Ya yani. O soru bana çok şey geliyor. O yüzden sinir olurum mesela bana sorulduğu zaman. Yani böyle bir şey niye soruyorsun ki? Ya? Olmak istiyorsan ol. Bunun bir süresi yok. Ben de bilmiyorum kaç ne kadar sürede olur. Tutmadım ki zaman yani. Anladım. Ya hiç aşağıladığınız oldu mu bu soruyu? Hayır. Ya ben genelde soru soran çok saçma da olsa aşağılamıyorum. Yani ne genel açık olmasa bile yorum. Hani özelden de sorsa öyle bir şey Mert'e katılıyorum yani. Bazen insan Mert... refleksle saçma bir soru da sormuş olabilir. Ben de yapıyorumdur muhtemelen. Hani saçma soru da sormuş olabilir. Mert'ten bir hafif bir sırıtma aldım. Bıyık altı bir sırıtma aldım. Sanki bir yapmış gibi bir havası var. Yok, ben Mert'e mi yaptım?
Mert yapmış gibi havası var ya. Mert yapmış sanki böyle hani. Yok da ben Melih abiye zamanında çok saçma sorular sordum. Hatırlıyorum, o geldi aklıma. Ya ama şu bir gerçek değil mi yani? Şimdi mesela yazılımı bilmeyenler bir yerde toplansa hiçbir şeye çare bulamıyorlar. Çünkü kimse bilmiyor yani, cevap veremiyor. Bilenle bilmeyen de bir araya geldiğinde böyle tabii saçma buluşmalar oluyor. Yani şimdi adam işin A'sında öteki Z'sinde, niye A'yı soruyorsun, A'dan sonra B geliyor işte deyip hani böyle bir şey durumu oluyor. Hani orada da yani bir garip bir durum var ya. Şimdi bu kurulan sosyal medya ortamları da çok homojen olmadığı için ya, bilen bilmeyen herkes orada. Haliyle öteki diyor ki niye soruyorsun, bu çok kolay. Öteki diyor ki ben daha yeni başladım zaten, niye? Bunu anlatmayla geçiyor cevaptan çok aslında biraz da sanki. Evet, çok öyle tartışma oluyor yani. Bence yani yanlış. Sen biliyorsan çekil aradan. Ya da bir cevap ver. Yani mantıklı bir cevap ver. Derdime bir çare ol. Ama biraz işte sanırım orada bir sıkıntı yani var. Yani soru sorulmasından çok soru sorulmamasına ben daha çok gıcıklıyorum. Ya bunu ne demek istediğimi Mert anlayacak. Mesela gruplara şey yazıyorlar. JavaScript ile ilgili bir sorunum var. Bana kim yardımcı olabilir? soru. Oradan Superman gibi çıkman lazım yani, JavaScript tişörtünle. Hani ikinci soruma geçeyim mi? Devam edeyim mi? Sor. Evet, gelsin. Soruyorum. İki satır kod için biraz fazla para istemiyor musun Mert? Yani bizim bir yeğen var, 100 liraya yaparım dedi. Ama hani ben sana geldim yani. Seni biliyorum ben. O yüzden bu 100 lira ya, bu biraz fazla değil mi ya? Bir şey yap yani. Ayağımız alışsın. Ya da sen bunu yap. Biz bir sonrakinde sana para kazandıracak proje veririz. Ha evet, o da çok geliyor ya. Ya referans olsun. Bir sonrakinde sen CV'ni doldur diye geldim ben. Yoksa şeyden değil yani. Hani art niyetim yok. Son zamanlarda Ekşi Sözlük'te de bu yönde çok başlık açılmaya başlandı. Özellikle döviz üzerinden kazanan yazılım geliştiricilerin halini gördükleri zaman ve dövizin Türkiye'deki değerine yönelik bazı eleştiriler olmaya başladı tabii ki. İnsanların dikkatini çekmeye başladı bu meslek ve genelde eleştiriler şu yönde oluyor. Oturduğun yerden kazanıyorsun, kopyala yapıştır yapıp kazanıyorsun, iki satır kod yazıp kazanıyorsun tarzında. Yani kimse... Yani ben kendi adıma konuşayım. Ben bir yetişkin olduğumda, bir birey olduğumda seçmem gereken mesleğin yazılım geliştirici olarak devam etmesi gerektiğini aslında çok da isteyerek olmadı. Yani seçerek buraya gelmedim. Ben aslında zaten bu benim için bir hobiydi ve ben bunu devam ettirdim ve bu benim için bir meslek haline geldi. En azından benim kişisel olarak yol haritam bu şekilde oldu. Yani ben bu işin sonunu şu maddiyatla şu kadar kazanmalıyım diye derecelendirerek zaten istediğin şeyi başaramıyorsun hiçbir zaman. O yüzden bu eleştirilerin aslında çok bir tutarlılığı yok. Ama bir net bir cevap vermek gerekirse de yani sen de yapıyorum ben. Evet. Hayır yani şey, ama şöyle bir eksik de var. Yani şimdi mesela berberler odasının bir fiyat şeyi var. İşte restorancılar odasının bir başka bir şeyi var. Hani bir yazılımcılar odası diye bir şey yok mu? Yani bize hani olurundan bu ne bileyim bir fix bir fiyat tarifeniz yok mu? Var mı öyle bir şey? Bir yere bakıp da oradan mı bakıyorsunuz fiyatlara? Yok. Nereden oluyor bu iş? Yani arz talep meselesi, ne kadar çok talep oluyorsa fiyat o kadar yükseliyor. Ya sen ne diyorsun Meli? Bir indirim yapıyor musun isteyene? Yani bu şey çok değişti bende. Mesela işe ilk başladığımda daha çok geliyordu bu. İşte muhtemelen Mert'te daha çok geliyordur bu tür şeyler. Gençken seni hani biraz daha ucuza, zaten ne kadar paraya ihtiyacı var ki gibisinden. Yani şu sıralar o şeyi çok almıyorum herhalde, artık deneyim kazanınca insanlar öyle çok yaklaşmıyorlar işte, 100 liraya yapar mısın ya da neden çok bu kadar çok para alıyorsun falan gibisine. Ama orada insanlar, Mert'in dediği konuyu geçen Ekşi Sözlük'te ben de okudum, insanlar şeye bakıyor işte, 2 satır kod yaz için çok para alıyorsun ama o 2 satırı yazana kadar çok satır yazıp çok para almadığın da oluyor. Yani bu sadece müşteriye iş yapıp para almamaktan bahsetmiyorum. Kendini öğrenirken de çok satır kod yazıyorsun ama hiç para almıyorsun yani. Ya bir de iki satırı nereye yazacağın da önemli yani. Şimdi ben yazsam bir sürü ortalık kızarı veriyor bir anda. Yani nereye yazacağını bilmek, kopyala yapıştırı nereye yapacağını bilmek de bir tecrübe, bir şey, birikim istiyor. Öyle kolay yani, doğru yani. O para kazandırıyor zaten. Hani yoksa ya tabii şöyle bir şey var, hani piyasada adam az, iş çok. Yani dünya genel olarak konuşuyorum, bu Türkiye için söylemiyorum. O yüzden tabii biraz şeyleri
maaşları arttırıyor normal olarak. Ama bu her iş için öyle. Yani ben başka mesleklerde duydum böyle. Yani çok nadir duyduğum bir meslek mesela adam işte 25 bin lira kazanıyor diyorsun ki o adam yani çünkü çok çok az duyuyorsun çok az bu adamda yani bence çok normal ya. Yani işte herkes keşke kendi kazancını arttırmaya çalışsa, başkalarınınkini aşağı çekmeye ya da ne denir Evet. onun çok olduğunu Ya orada söyleyeceğine şey o daha doğru. iyi olabilir. Bence maaş yani yazılımcı maaşları yüksek değil, diğer maaşlar çok düşük. Evet, aynen. Yani bence de katılıyorum. Yani ona bakarsan ya futbolcu da yani hem top oynuyor hem para kazanıyor yani öyle şey mi var diyorsun ama işte onlar da çok alıyor gerçi şimdi. Şimdi Yazılımcılar da yani çok hani alıyorlar futbolcu da tamam yazılımcıları biliyoruz yine az çok ne kazanıyor ne ediyor ama futbolcular da çok yani hani şimdi o da abartı. Yani adam ada almış kendini korona için. Sen de abi odada burada yaşıyorsun yani. Hani yani. hayatlarımız çok Ya farklı. işte şöyle bir şey var. Yazılımcı bir tık daha iyi durumda normal hayatta. Mesela ben bahçede geçirebiliyorum süremi. En azından hani Evet. eve kapanmaktansa apartman Aynen. dairesine. Ama ada alamıyorum henüz. Yani o kadar Evet. iyi değil maaşlar. Biz de tarlaya gidiyoruz. Bizdeki durum da bu. Gördüm geçen. Aynen. Ankara'da hiçbir şey yok. Ankara'da hava güzel Ankara'da olunca durum da zaten pek bir şey yok be. yani şey kuğulu parka gidiyoruz ya. Böyle bir eğlence anlayışı Ankaralılar inanılmaz. kızacak bana da. Biliyorsun 3 yıl yaşadım orada. Yani güzel. Ben de 3 gün falan yaşadım ama yani zor. Gerçekten. Bayağı zor. Mert alacağız buraya. Mert bu tarafa gelir. Niyetim var bakalım. İnşallah inşallah. Evet geçiyorum diğer soruma. Evet. Hangisini sorsam? Şeye bak format atmayı biliyor musun? Bizim bilgisayar çalışmıyor. Bir format atalım şuna. Hani yapabilir misin? Yapabilir mi? Meli senden başlayalım bu defa. Format atmayı biliyor musun? Yani ilk formatımı Windows 95'e attım. Yani az çok biliyorum. Ama evet, o ya format atma ve bunun benzeri sorular çok geliyor. Yani işte bilgisayarım bozuldu, ne yapayım? Ya bir kere adam bana şey sormuştu ya, üniversite kim sordu? Sen mi sormuştun hatta? Sen de sormuş olabilir. Çok komik ya. Bilmiyorum, biri sordu. Ya Ersin sormamıştır, o biliyor zaten bilgisayarı da. Onlar Yani CD aldım, oyun CD'si okumuyor, ne yapayım dedi. Yani dedim geleyim ben mi okuyayım? Hani ne yapabilirim ki? Ya çizilmiştir, başka CD tak. Yani ne yapabilirim? Ama kolonyayla sil filan vardı ama yani hani ya çok sıkıştığın yerde. böyle sorular çok geliyor da artık eskisi kadar çok uyuz olmuyorum nedense. Yani ya bir de form yani artık bir de YouTube denilen bir şey var. Neden Evet, bunu evet. sorarlar? Ben de onu anlamıyorum. Format nasıl atılır yazsa senden daha kolay Bunu ulaşacak aslında. şeyler Yani bu çok soru sormuyor size niye geliyor? ama ya bunu gençlerden ben çok almıyorum. Daha çok biraz daha bizim yaşlı insan hani internete falan çok fazla ilgisi olmayan hani evde bir şekilde bilgisayar bozulmuş kişilerden daha çok bu soru geliyor artık. Eskiden hani şu an gençler zaten bunun hepsini biliyorlar yani. Ben pek o soruyla karşılaşmıyorum. Bir de çok mecbur kalmak için artık Windows 10'da zaten öyle format diye de bir şey yok. Yani eğer orijinal falan kullanıyorsan gerek kalmıyor. Yani sıfırla diyorsun sıfırlıyor. Tabii orijinalciler bir yana, torrentçiler bir yana. Torrentçiler zorlanıyor bence bu işte biraz. Evet Nasıl? Mert, format atmayı biliyor musun? Harbi, ya biliyor musun gerçekten onu soruyorum. Evet. Yani normalde Linux kullanıyorum ben. Canım sıkıldıkça falan yeni dağıtımları falan onu da denemeyi seviyorum. Onun dışında iş alanında da bir tane MacBook kullanıyorum. O yüzden format atmayı biliyorum, evet. Onun Güzel. dışında bu soru bana aslında hiç gelmedi. Neden bilmiyorum ama. Güzel. Bu soru aramızda olmayan gencimin sorusu. Evet. Yani o Yani. yazmış, ona geliyormuş bilmiyorum. Nerede çalışıyor bu çocuk? Ne yapıyor? Bana Yani da çok uzun ona bir zamandır bakmamız gelmiyor lazım. gerçekten. Yani genç bilmiyor Yani insanlar artık. evet. Yani bu işlerden anlayan biri olarak bana bile gelmiyor yani. Hani ki yardımcı olurum mahalle esnafına. Yani neden o bu bayağıdır gelmiyor yani. Bu bayağı eski bir soru olmuş. Recep biraz Evet. eski kafalı kaldı bu konuda. Arkasından Evet gıybet yapayım. yani bir demek ki onun çevresi biraz daha yaşlı falan bir şey öyle olabilir. Evet. İkinci soruyu ya yani da kaçıncı oldu bilmiyorum da bir sonraki soruya geçeyim. Abi her şeyi denedim, her yere baktım ama yapamadım. TeamViewer'dan bağlanıp bir bakar mısın? Ben başlayayım buna. Ve bu Evet. soru bana çok geliyor. Abi bunun şeyi aslında şu. Demek istediği şu.
Ben yapmak istemiyorum. Sen bağlanıp yapsana. Bu Yani. ne? Bu kopla ilgili mi geliyor bu daha çok? Yani hani Evet. kot hata veriyor, bir toparla şunu hani. Aynen. Yani bir şey yapıyor mesela, soruyor. Ya şöyle, bana daha çok şöyle oluyor. Mesela atıyorum Facebook'tan bir yerden yazıyor. Abi işte ne bileyim işte haritanın üstüne pointer koyacağım. Nasıl, ne diye aratacağım falan diye. Ben diyorum işte şu şekilde arattır. Ya da doküman, genelde de linkini yollarım dokümanın falan. Sonra aradan bir zaman geçiyor, birkaç saat sonra. İşte çok uğraştım, her şeyi denedim, olmadı. Yapamadım. İşte sen bir bağlanıp bakar mısın? Aslında o şu demek oluyor. Ben zaten muhtemelen bunu soran kişi işte ödev olduğu için soruyor. Ben zaten bunu ödev olarak yapıyorum. Hiç de yapmak istemiyor canım. Sen bağlanıp 2 dakikada hallediver oluyor. Ya o yüzden çok sinir oluyorum böyle hani insanların seni kullanmaya yönelik sorularına. Ya bu böyle bir soru. Ya çok nadir tabii ki, özellikle yani tanıdığım ya da gerçekten bu işi yaptığını bildiğim insanlar tabii ki yani bağlanıp yardımcı oluyorum. O zaten hani onu biliyorum zaten, ama yani linkini yollamışım, dokümanını yollamışım, örnek yollamışım, hala bana yok yapama. Bir de şey çok gıcık. Her şeyi denedim. Demek ki denememişsin yani. Ya evet, bir şeyler eksik kalmış. Evet. O yüzden böyle ben bu soruyu duydum mu böyle biraz tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Yani böyle değişik bir soruymuş ama bu yani. Gerçi eve servis elemanı çağrı gibi ya. Böyle hani TeamViewer bağlandı, geldi bir baktı falan hani. İlginç. Mert, sana geliyor mu böyle bir şey? Bu özellikle Facebook'tan bana çok gelen bir soru kalıbı ve gruplarda gelen yorumlardan tatmin olmayan insanlar aradıkları çözümü gruba en çok yorum yapıp en çok katkı yapan bir kişiyi seçip özel mesajdan bana bu konuda yardım eder misin, bilgisayarıma bağlanır mısın tarzında bana da çok soru geliyor. Ama hani çok da gıcık olmuyorum bu soruya ben. Yani en azından uğraşıyor diyorum. Hani birkaç yine şunu denedim mi, bunu denedim mi yine ben de soruyorum ama eğer zamanım varsa çok da reddetmemeye çalışıyorum. Bir 5-10 dakika en azından bağlanıp kendisine yol göstermeye Bazen çalışıyorum yine. anlatıp uzatmaktansa yapmak daha kolay gelmiyor mu aslında yani hani? Yani evet o da oluyor evet ve bazen de yani benim de bilmediğim bir şey oluyor. Hani o soruyor, aa diyorum gerçekten bu çözüm çalışmadı mı? Ben de baktım ve bu çözüm varmış. Başka bir çözüm gözükmüyor. Evet ve bunu denedim, bu şekilde yaptım ve çalışmadı diyor. Ve benim de vaktim varsa o zaman beraber bakalım diyorum. Yani bu şekilde gerçekten çalıştığına, gerçekten denediğine inandığım ve az buçuk tanıdığım insanları hani çok da reddetmemeye çalışıyorum. Anladım. Yani ilginç tabii, sizin de camia başka yani. Bir de bu hala Facebook mu? Facebook üzerinden mi yürüyor? Hep devamlı bir Facebook muhabbeti var. Yani Yok, Facebook aynen bitmedi öyle. mi daha ya? Yok, gruplar olduğu için hani Facebook grupları var işte, ne bileyim Twitter'da bir şeyde. Ya bana daha çok sorular LinkedIn'den ve Facebook'tan geliyor. Evet. O neydi? Stack Overflow falan buralar yürümüyor mu? Ya o zaten hani direkt soru cevap kısmı ama orada sorduğum bir şeyin cevabını anında alamıyorsun ya, şimdi burada Facebook'ta yazınca ben hemen cevap veriyorum chat'ten. Hemen dönüyor. O da Aynen. doğru. Yani sabırsızlık da var. Ama Evet. zaten orada çoğu şeyin cevabı da var yani. Hani o Ama onun İngilizce mi için yok? birinin araması lazım yani, o zor iş. Yazmak daha kolay. Yani Google'a yazmak, işte oralara yazıp arattırmak falan. Çünkü yani çok şey var ya. Her şeyi yazıyor adamlar. Yani hem de birkaç şeyli Ama işte orada şöyle bir şey çözüm. var. Oradaki her çözüm doğru, yani doğru demeyeyim de mesela bazı çözüm oluyor. Biraz Ama şey eski bir soru eksik. oluyor. Yok Ha. yani mesela eski bir cevap oluyor. Ya tam bazen mesela çalışmıyor. Senin ya biraz değiştirmen gerekiyor ya da işte başka örneklere bakarak bazen hepsini birleştirip ha şundan şu geliyorum, şundan şu geliyorum. Ya biraz uğraşman gerekiyor biliyor. Ama direkt hani mesela bana sorduğunda ben direkt cevabı verirsem zaten. Ya da Evet, çalışmazsa hemen yani. daha kolay. İyi, güzel yani. Abi benzer bir soruyu Mert de sonra çalışmıyor neden? Bu soru yani çok kısa geldi bana. Geçtiğimiz hafta birkaç kez bana bu şekilde bir soru gelmişti. Ben ona istinaden yazdım bunu da. Hiçbir detay yok. Sadece bir şu şekilde şu kütüphaneyi kullandım çalışmıyor neden? Şu kodu yazdım çalışmıyor neden? Aslında genelde incelediğimde soru kalıplarının %60'ını bu oluşturuyor. Yani çalışmıyor neden? Ama altında hangi ortamda çalıştırdığı, hangi parametreleri kullandığı, ne yaptığında bu hatayı aldığı ya da ne yapmak istediğine dair hiçbir bilgi yok. Sadece böyle bir şey yazıyor ve çalışmıyor neden? O yüzden en çok gıcık olduğum soru bu Yani benim.
İyi, güzel. İçimize su serptin şu an. Yani sana geliyor mu Melih, çalışmıyor neden sorusu yani? Bana bu soruyu okuduğumda direkt şey geldi nedense. Müşteri diyormuş gibi geldi. Hani bazen çünkü program yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. İşte şu butona bastım, çalışmıyor neden? Hani nedenin ne yapacaksın? Ben belli ki bozuk işte, düzelteyim yani. Ya da cevabı bir şey olur yani, yazılımcıların standart. Benim makinemde çalışıyor yani. Hani sanki bu bir çözümmüş gibi. Hani bütün yazılımcılar bunu söyler. Lokalde ama çalışıyor. Ama bir karşı tarafı çaresiz bırakıyor yani. Onda çalı, bende ne olacak şimdi? Hani benim ben yani hani. O zaman ne yapayım? Çöpe mi atayım bunu? Ama gerçekten bir refleks olmuş herhalde. Ben de çoğu zaman yapıyorum. Özellikle işte QA denilen işte bu test sürecinden arkadaş diyor ki şu buton çalışmıyor diyor mesela. Ya o müşteri değil ama hani diğer yazılımcı. İşte test eden şeyi, uygulamayı. Benim lokalimde çalışıyor diyorum. Ama bazen de şöyle bir şey oluyor. Geçen oldu mesela. Hakikaten lokalimde çalışıyordu. Bağlandık. O bana bağlandı şey bilgisayarıma. Aynı hatayı üretemedi. Hakikaten çalışıyordu yani. Yani o oluyor. Ama benim aklıma ilk o geldi. Çalışmıyor neden diye. Ben de çalışmıyor şöyle... neden? Sen de diyorsun ki benimki çalışıyor. Yani. Ama orada da... Yani artık herhalde başka bir bilim dalına yönleniyor ondan sonra. Hani doktorlar doktor dolaşıyor ondan sonra. Hani yani bu çok ya orijinal bir soruymuş Mert. Teşekkür ederim yani. Allah güzel, Allah güzel. Tependen baksın diyemeyeceğim. Yani böyle bir... Tamam. Geçiyorum. Devam. Var mı başka soru? Başka yani şöyle birleş ya, Recep'te birkaç soru var yine bu teknik sorular yani benim bilgisayar yavaş çalışıyor, ne yapmam lazım demiş mesela sorularda. Yani Recep'in soru biraz eski, ben de bana hiç gelmedi böyle. Bana da gelmedi. Yavaş çalışan bilgisayar yani değiştirilir. Yani standart. Çok öyle var YouTube'da öyle yani hızlandırmak için 1000 tane şey işte böyle video var, geçen birkaçına rastladım da. Yani öyle bir baktım adam ne yaptığını bilmeden bir sürü şeyi değiştiriyor yani. Evet. O hiçbir şeyi hızlandırmaz gibi geliyor bana. Bir de şey var yani işte adamın sesi de yok, WordPad'e yazıyor yaptıklarını. Evet. Yani şimdi sen neyin kafasındasın, sen daha oraya sesini aktaramıyorsun, gelip bana şey veriyorsun, bir de yani tavsiye veriyorsun hani. O çok tamamen şey yani, sesi yok adamın, görüntüsü yok, hiçbir şey yok, WordPad'de yazan şeye güveneceksin, onu yapacaksın bir de yani. Nereye sorduğuna, nereye baktığına dikkat etmen lazım. Var mı yani sorularım gıcık etmedi gibi sizi ya böyle? Yok, hep duyuyoruz ya artık yani. Alıştık ne herhalde. Bileyim, böyle bir daha böyle hani düşünüyorum deminden beri sizi daha gıcık nasıl edebilirim diye ama pek. Ya genelde tepkisiz insanlar, ne bileyim ben gördüğüm yazılımcılarda, ben de biraz böyle hani boş vermişliğimiz olduğu için öyle kolay kolay gıcık olmuyoruz da. Yani şey Mert'in dediği gibi hani. Ya, klavye kırdınız mı hiç ya, onu sorayım. Klavye böyle hani ne bileyim. Hani yazdın olmadı, en sonunda dedin ki Allah kahretsin bu bilgisayara, ya da işte çağır vurdun ekrana bir şey yaptın hani. Yok, benim olmadı. Mert? Yok, bende de olmadı. Yazdığım kod çalışır Ersin. Ya geç Allah aşkına, senin bir sürü videon var be. Elinde birisi şu YouTube'u aç önceki videoları da bir gör yani hani. Bir onları bir inceleyelim istedim. Ben buradan açıyorum yani. Açayım bir nostalji yapayım istiyorsan ya. Her yazdığın kod çalışıyor mu? Ya yani başta çalışmasa bile düzeltiyorum yani. Ha yani en başta hemen bir çalışmıyor yani. Ya klavye kıracak kadar olmadı ama bende şöyle bir şey var hep. Mesela ilk önce bir bilgisayara sövüyorum. Sonra benim yanlış yaptığım ortaya çıkıyor. Yani şu ana kadar hep bilgisayar haklı çıktı. Yani. Hiç kazanamadım bu şeyi. Yani diyor, ulan Allah belanı versin işte bunun çalışması lazımdı. Niye çalıştırmadım falan diye sonra bir bakıyorum işte orada bir şey yanlış yapmışım. Mert, her yazdığın kod çalışıyor mu? Bende de aynı süreç işliyor Melih abiyle, evet. Yani her yazdığın kod yani tabii başlangıçta yapamasan da eninde sonunda bir şekilde yapıyorsun. Anladım. Yani herhalde bir yerde çözülüyor olmaz. Çözemiyor olsanız zaten bu işi yapmazsın. Bir yerde bu iş çözülüyordur değil mi yani, ama ne bileyim. Ben genelde böyle hani başka bir yazılımcının sorduğu soruya ya da bir koda bu kadar çok sinirlenmedim de müşteriyle olduğum şeylerde sinirlendiğim oluyor. Yani evet, müşteriye karşı oluyor. Sinirlenemiyorsun tabii de. Hani yani böyle çok özellikle kendi şeyimizi yani kendim
bazı projelerde kendi müşteriye gitmen gerekiyor. O tür işlerde böyle çok sinirlendiğim oluyor. Ama yani. Ama genelde yani şey ulaşmaya ya mesela bak başımdan geçmiş hikaye. Böyle programlama yapmayı öğreniyorum işte bilmiyorum sene kaç ama bayağı bir 10 senesi var. İşte bu sayısal lotonun üstündeki o barkodu okuduk. Ya işte sayısal lotonun sayıları olduğunu inanıyordum ben onun o barkodda. Yani oynadığım sayılar. Bayağı uğraştım işte tabii bilmiyorum da böyle. Onu okuyorum, bunu okuyorum, onu kopyalayıp buraya yapıştırıyorum olmuyor bir şeyler oluyor filan. Uğraştım bir 3 saat falan oldu. En sonunda ben barkodu okuttum. Alttaki sayılar kameradan. Kameradan barkodu okuttum sonra bir baktım üstündeki sayı. Ya orada bir böyle bir intiharı düşündüm. Yani hayatı sorguladım. Ama ilk barkod uygulamamı yazdığımda ben de aynı hissiyatı aldım ya. Bir firmada barkodla bir şey okutturacak bir aleti verdiler. Bu şeylerde kasiyerlerde falan oluyor ya bip bip okuyor barkodu. Evet. Programı yazabilmem için de o aleti verdiler. Bir okuttum direkt böyle Word'e yazdı yani şey text uygulamasını açtığın zaman onu okuttuğun zaman o aleti yazıyor. Aynı sayıları yazdı. Ben böyle daha fazla bir şey bekliyordum. Yani oradan daha büyülü yani bir şey çıkacak. Hayatın anlamını falan bekliyordun ama gele gele barkodun şey gel sayısı geldi yine yani. İşte yani biraz bu kısımları can sıkıcı bu programlamacılığın bence ama siz belli ki sorun yaşamıyorsunuz. Hayatınızdan memnunsunuz. Anladım. Ha bir de tabii şey var yani şimdi hani önünde tabii MacBook var tabii. Gidip de klavyesini kıramıyorsun. Bir de öyle bir durum var. Yani Mert az önce o alt bilgiyi verdi. MacBook var dedi. Bir şey var dedi. Şimdi onun neresini nasıl kıracaksın? Onun şarj aletini bile kıramazsın yani. Canın acır. İyi o zaman. Var mı başka gıcık olduğun soru yoksa kapatıyorum. Yani şu an bilmem kesin vardır da yani aklıma gelenler. Zaten söyledim. Çok alıştığımız için sanırım gözümüzün önüne gelmiyor. Ya genel olarak böyle tek bir soru değil de ben böyle benden faydalanma deyince de başka yere kaçıyor şimdi konu. Hani işte bana yaptırmaya. Seninki devamlı bir taciz hikayesine dönüşüyor. Yani hani böyle. Ne yaşadıysa. Yani o, tabii o küçüklüğüne inemeyiz. Gerçi çoğunu biliyorum ama bilmiyorum. Benim yaşadığım, ya benim seni bildiğim kısmında bir travma yok aslına bakarsan yani. İşte senle tanıştım. Hayır, ondan sonra gayet düzenli. Hayatın düzene oturdu benden sonra. Belki öncesini bilmiyorum yani. Ben de. Gerçi ya, bir aynı odada kalmışlığımız var. Benim için travmatik ama bilmiyorum. Senin için de travmatik mi? Yıllarca aynı odada kaldık. Evet, ev arkadaşıydık. Evet, bu benim için bayağı travmatik. Şey işte dediğim gibi sorularda hani herkes istediği soruyu sorursa ben genellikle de cevaplamayı da çalışıyorum zaten hatta yani açıyorum. Çoğu zaman hani açıp kendi bilgisayarımda kod yazıyorum cevabı bulup hani göndermeye çalıştığım zamanlarda oluyor ama orada şeyin samimiyetine inanmam lazım. Yani karşı taraf gerçekten bunu öğrenmek istediği için yapıyorsa gerçekten. Ben mesela Mert'in de ben sorusunu çok cevapladım ama Mert'in biliyorum bu işi gerçekten severek öğrenmek için yaptığını. O yüzden o çok böyle rahatsız etmiyor beni. Ama adam hani işte ödev yapmak için. Zamanında parayla ödev yaptım da oldu o ayrı da onun karşılığını aldım hani bedavaya böyle hani adam geliyor senden cevap alıp gitmeye çalışıyor o sinir bozucu. Parayla ödev yaptın demek. Ya yüksek lisans teziydi. Yani şimdi bu da beni biraz gıcıkladı yani bir öğretmen olarak ödevin parayla yaptırılması filan. Onu ben de yaptım bu arada. Bravo tebrik ediyorum ikisi de daha güzel. Allah bilir bunu izleyen çoğu da yapmıştır yani. Evet. Ya orada yani ne yapacaksın ekmek parası o zaman öğrenciydim. Tabii doğru yani talep varsa arzda oluşuyor kendiliğinden. Ki yani ben kimya mühendisliği öğrencisiyim bu arada. Kimya mühendisliği öğrenciyken yaptım. Yaptırmasaydı ben ne yapayım? Yani. Geçen kimya ile ilgili bir şey sordum sana mesela. Ben ne sorduğuma bileyim, gıcık bileyim. Oldum bilmiyorum cevabı. Ama sen kimya ile ilgili bir şey sordun. Kimya mühendisliği ayrı diyorum. Kimyagerlere soracaksın o soruyu yersin şimdi konuyu. Kimya mühendisi ya kimyayı mühendisi nasıl kimyayı bilmez yani. Nasıl ki mesela bir bilgisayar programcısı işte yazılımcısı format atmayı biliyor musun sorusu da gayet. Ama orada da mesela ama. Sen şimdi bilgisayar programcısıyla bilgisayar mesela bilgisayar mühendisi de sadece programlama öğrenmiyor ki adam bir sürü şey öğreniyor sistemdir bilmem nedir falan filan. Yani oturup sen ona çok detaylı bir kod sorarsan bilmez. Yani sen bana gittin bir kimyasalın adını bir şeyini mi sordun? Ne renge dönüştürür falan ne bileyim ben. Ayrıca hayır bu arada seni eleştirmek için söylemiyorum. Kimya mühendisiyle ilgili bir şey sorsam da zaten cevaplayamazdım da. Aynen. Öyle bir havalar tavalar vardı da üniversite okurken. Yok biz öyle kimya görüyoruz böyle kimya görüyoruz. Bilmiyorum kimya görmüyoruz. Bizim 3. sınıfta
çoğu deneyimiz suylaydı yani. Hani kimyasal bile kullanmadık. Yani ıslaklar falan filan. Mert sen ne mezunusun? Ben şu an hala okuyorum, mezun olamadım ben. Nereden mezun olamadın? Nerede, olumlu sorsan oğlum nerede okuyorsun diye. Yani nasıl sorulur bu ki? Bunun olumlusunu sor bakayım hadi. Hayır, yani nerede okuyorsun da oğlum? Adam demek ki okuyor hala. Yani nerede mezun olamadın. Yani ben bilgisayar programlama okuyorum da hala mezun olamadım. Sen nasıl bilgisayar programlamadan mezun olamadın oğlum? Zaten biliyorsun konuyu. Yani gitmediğim için olamadım. Evet. Mantıklı. O remote olmuyordur tabii. Adam remote çalışıyor. Daha yani şu karantina sürecinde yeni oturtturmaya başladı bu remote olayını da ondan önce yok. Güzel ama yani bak ne güzel yani demek ki yani diploma istemiyorlar yani onu anlıyorum. Zaten insanların en çok gıcık olduğu konu bu. Diploma. Ya adam mesela ortaokul mezunu, lise mezunu da hani bu işi yapıyor. Ona biraz sinir oluyor insanlar. Şunu yaşadınız mı yani mesela ne bileyim. Sen yıllardır çalışıyorsun, bilgisayar mühendisi biri gelmiş yeni mezun. Senden üst pozisyona yerleştiği oluyor mu? Ben hiç yaşamadım. Ben yani hem Şişecam'da çalış, yani Şişecam'daki projede görmüştüm. Hem de Atos'tayken yöneticimiz üst düzey IT yöneticisi kimya mühendisiydi mesela. Yani şey yapmıyorlar öyle hani sen bilgisayar mühendisi okudun diye ya adam tabii ki başarılıysa genç de olsa gelir adam seni yönetici yapar da hani öyle bir şey yok. Yani ben görmedim en azından bilgisayar mühendisi diye daha deneyimli bir adamın üstüne koyduklarını görmedim. Yurt dışındaki şirket kültürlerinde zaten böyle bir şey muhtemelen çok daha az karşılaşıyor da bu biraz daha Türkiye'de baskın herhalde. Ya çok böyle büyük kurumsal firmalar biraz böyle şey yapıyor tabii yani. Hani diplomaya bakıyordur ama ben hani yani o kadar iş görüşmesi yaptım hiç diplomayla ilgili sorun yaşamadım şimdiye kadar. Güzel. Bana da hiç sorulmadı. Evet. Umut veriyor. Yani genelde sormuyorlar bile diplomayı yani. Evet. Genelde hiç sorulmuyor zaten. Yani evet. Ama ilk başlarda işte yaptığın işler mi olması gerekiyor? Evet. Bir şeyler olması gerekiyor evet. Tabii. Referans. Hani onlar... Yani ben bu üniversiteden mezun oldum derken zaten aslında o kurumun sana verdiği diplomaya şu şekilde yaklaşıyor insan. Bu adam bu bilgiyi biliyor ki bu kurum bu adama bu diplomayı vermiş ama sen o diploma yerine teknik bilgiyi ne yaptığını işleri gösterdiğinde işte açık kaynak projelere nasıl katkı yaptığını gösterdiğinde yazdığın blokları gösterdiğinde teknik bilgini bir şekilde somutlaştırdığında zaten sıra diplomaya gelmiyor. Diploma adam için kendini kanıtlamanın bir somut bir yolu. Ama şanslıyız ki yazılım dünyasında bunu birçok şeyle yapabiliyoruz. Ya adam iki soruyla bunu anlayabiliyor zaten hani. Kesinlikle evet. Yani güzel. O zaman bitiriyorum. Tamam. Tamam zaten uzadı. Kaç dakika oldu şu an bilmiyorum ama. Kesince mesince o azalır ya. Biraz azalır. 41 dakikadır konuşuyormuşuz. Tamam. Yani evet. Güzel. İyi. O zaman İyi. Teşekkür ediyorum. Başka bir konuda tekrar görüşürüz. İnşallah Recep de aramızda yani, o zaman. Videoyu izleyenler buraya kadar izlemişlerse sonuna kadar. Beğenmeyi unutmasına patlamışım. Yok yani şey. Yani. Konu da yazabilirler bu arada. Mesela neyle ilgili konuşulmasını istiyorlarsa. Teknoloji olabilir, evet. Yeni bir teknoloji. Dediğim gibi yurt dışında iş görüşmesi ya da remote iş görüşmesi olabilir. Herhangi bir şey bizim de konu bulmamızı kolaylaştırır. Yorumlarda belirsinler. Kafalar, yani yine bunları sormak istiyorlarsa sorabilirler herhalde. Gıcık olur musunuz? Tamam, bir de bu konuyla güzel. İlgili bir kaynak vardı. Ben ileteyim yine istersen Melih abi. Nasıl soru sorulması gerektiğine dair bir doküman hazırlamışlardı. Tamam bunun şeyine açıklamasına onu koyayım. Onu da yine paylaşabiliriz insanları. Evet, videonun açıklamasına koyayım. Tamam. Nasıl soru sorulur? Aha. Güzel. Tamam teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.